Evet, Kurtuluşçum. Yani geçtiğimiz haftaya damgasını vuran siyasette Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki kavgaydı. Gürsel Tekin şunu dedi, işte Barış arkadaş bunu dedi, İyi Partililer şunu dedi derken altılı masa ciddi bir sarsıntı geçirdi. Dağıldı mı, dağılıyor mu tartışmaları gündeme geldi. Bu altılı masayı en fazla medyada destekleyen medya aktörleri de, işte CHP'ye yakın medya aktörleri de bu hayal kırıklıklarını ve öfkelerini videolarında, haber programlarında yansıttılar. Şirin Payız'ın dinleyelim mi Kurtuluş? Dinleyelim, evet. Evet, sen ne diyorsun bu şeylere, bu tartışmaları, altılı masa tartışmalarının? Yani bu kadınların, bu iki kadının ortaya çıkıp bunu yürek açıklığıyla söylemesi şu anda çok iyi bir şey. Altılı masadan bir şey çıkmadığını, hayalleri de bir düşüncesi de olmadığını söylemeleri. Tebrik ediyorum Şirin Payız'ını da, Nevşin Mengü'yü de. Nevşin Mengü'yü de dinleyelim. Dinleyelim. Bu arada Nevşin Mengü ne demiş, onu da bir dinleyelim. Kurtuluşçum, ne diyorsun sen yani bunlara? Yani ifadeler önemli. Bırakın bu saçma sapan konuşmaları. Yani bu bir gazeteci üslubu mudur? Bu bir akademisyen üslubu mudur? Bunu çok anlamıyoruz. Kendilerini de... Bir üst akıl üslubu mu bu? Evet. Talimat veriyor. Yani... Bir kendinize gelin mi diyor bunlar bu batıdaki yani... güçler adına? Ne diyorlar? Gerek Şirin Payız'ın gerekse Nevşin Mengü'nün üslubu bir gazeteci, televizyoncu ya da bir seçmen üslubuna hiç benzemiyor. Yani Nevşin Mengü'nün şöyle bir şeysi vardı. Gerilimleri seçime bağlıyordu Yunan ağzından. Evet. Şimdi bunların zaten nereyi kerteriz aldıkları evet. belli evet. değil mi? Orayı bir kerteriz alıyor. Oranın gözünden evet. bir ayar veriyor buradaki altılı masaya. Benim anladığım evet. bu. Şimdi Yunanistan'la Türkiye arasında bir gerilim söz konusu olduğunda efendim bakın AK Parti iktidarı Yunanistan'a provoke ediyor diye düşünen, değerlendiren. Yani bu bir gazeteci, bu bir akademik bir üslup değildir. Aşağılayan bir üsluptur. Bırakın saçma sapan konuşmayı diye ifade ben hiçbir televizyonda, hiçbir gazetecinin üslubunda görmedim. Sanki onların amiriymiş, hocasıymış evet, yani gibi bu tepeden yani. O Cemil'in evet. bahsettiği çok üstenci bir evet. akıl. Yani sanki onlara verilen üst aklın bir görevi var. Evet. Kardeşim işinizi yapın. Bu saçma sapan tartışmalara evet. girmeyin. Tek tek böyle dikkat ediyor. Şunu yapın, bunu yapın. Şimdi İsmail Saymaz da yine öyle. Ya bu altılı masa altın gününe dönüştü. Altılı masayı siz destekliyordunuz beyler. Yani altılı masayı siz göklere evet. çıkardınız. Ama altılı benim masa... dikkatimi şu çekiyor Kurtuluş Bey. Bütün bu panik Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına ramak kala yapılıyor. Evet. Yani sanki bu ekip Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor gibi bir yani hava var. Yani altılı masanın belki biraz sonra konuşacağız yaşadığı siyasi kriz ya da bu içinde düştüğü bu sarsıntının sebebi aslında Gürsel Tekin'in ettiği bir laf değil. Onun bir altında birikim var. Aday beğenmiyorlar. Herkesin kafasında aday var. Herkesin bir hesabı var. Bunların herkes bu memnuniyetsizliğin adamı. Dışa vurumu ve gerekirse bu masayı da biz sallarız diyorlar. Yine bu tartışmaların devamı olarak Fatih Altay ile haber... Bir de şey vardı bu Ruşen Çakır en çok fonlanan o sonda geleceğiz, mı? Geleceğiz evet o sonda. O sonda peki. Şimdi peki. Habertürk'ten Fatih Altaylı, oranın işte resmi bir şeysi olmasa bile en tepesi, CEO'su gibi bir ismi. Ya genel başkanı tehdit ediyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını tehdit ediyor. O da onu geri tehdit ediyor ama. Yani bakın, şu ifade, eğer seçimi kazanamazsanız CHP genel merkeziniz başınıza yıkılır diyor. Yani gelirler yıkarlar diyor. Bu bir tehdit üslubudur. Yani bu bir siyasi bir eleştiri değildir. Bu bir genel başkana yönelik ne bileyim bir itiraz değildir. Yani siz mi belirleyeceksiniz pardon o zaman gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına girin açık kimliklerinizle davranın diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bugünlerde gerçekten çok zor durumda. Herkese bir laf yetiştirmeye çalışıyor. İşte efendim Ali Holding'lerin medyası bana ders veremez. İşte ateş olsa cürmü kadar yer yakabilir. Uzun uzadıya bir gazetede yazara kendisi laf yetiştirmeye çalışıyor. Bu hafta en çok konuşulan konuların da başında geliyordu bu. Şimdi tabii çok komik bir olay var. Biz yalancının mumu yatsıyı bulmadı dedik ama
Bunun altını çizelim. Bu Ruşen Çakır en çok fonlananlardan birisiydi, evet, değil mi? Dış yardım yani, alan ABD şey. ABD ve Avrupa'dan aldığı fonlarla biz listesini de yayınlamıştık. En fazla fon alan bir isim. Bu hafta da böyle program esnasında Schengen vizeleriyle ilgili bir takım sıkıntılar var, itirazlar var. Yansıyor, ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da çok fazla bilemiyoruz ama ben, ailem, eşim, çocuğum, kimim adına ben Fransa'da Schengen başvurusu yaptım. Dur, dinleyelim üzerinden sesini. Sen anlatma, dinleyelim, da evet, dinleyelim evet sesini. Evet Kurtuluş'cum. Burada derdi şöyle büyük bir sıkıntı, yani şöyle bir sıkıntı var. Erasmus üzerinden giden FETÖ'cüler falan geri gelmiyor. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Fakat burada sorun şu. Ben eşim ve ailem üzerinden, Fransa üzerinden başvurduk Schengen'e. Benimki de reddedildi. Yani ama o kadar fon verdikleri adamı reddetmeleri de bir acayip değil mi sence Kurtuluş? Evet, onlar da şöyle bir ifade kullanmışlar. Yani haklı yani Ruşen Çakır burada yakınmakta. Ama herhangi bir vize reddine maruz kalmadığını belirtiriz. Dilerse red talebini. Red yok mu, ne var? Bekletmişler yalan mi biraz? Var yani. Bakın yani Fransa, İstanbul Fransız Başkonsolosluğu diyor ki Sayın Çakır'ın diyor tarafımıza herhangi bir vize, tarafımızdan herhangi bir vize reddine uğramadığını belirtiriz. Dilerse kendisine peki, vize Ruşen, başvurusu yapabilir diye. Koskoca Ruşen Çakır yalan mı söylüyor ya? Sanki. Kim yalan söylüyor? Burada bir tane yalancı var. Ya i̇şte, Fransa Başkonsolosu işte ya. İşte onu diyorum Ruşen yani. Yani Fransız Başkonsolosu bence komik bir bitti şey. Bitti değil mi Kurtuluş'cum şeysi? Reklamın süresi evet de geliyor çünkü. Evet, evet. Çok kısa. Ben şöyle yorumluyorum bunu. Bir kere şey normal seyrinde gidiyor. Altılı masanın sonu bu. Çünkü şöyle karşıda bir altılı masa var. Bir de Cumhur İttifakı var ki çok başarılı. Bir kere hem ülke içinde başarılı. Ülkede güvenlik sağlanmış. Enerji sorunu çözülmeye doğru gidiyor. Türkiye bir model ülke haline geldi. Gidilmesi gereken, sığınılabilecek bir liman. Bunun karşısındakiler başarılı bir, de şimdi, bir şeyi de ortaya bir de koyamıyor. Şöyle, bu normal bir şeydir. Bir de şöyle bir dağılacaklar. Şey var. Şimdi iddia şu. Vize vermiyorlar çünkü Türkler dönmüyor geri diye bir iddia var bunun üstüne. Halbuki biz şimdi sizin Antalya'ya evet müthiş bir Avrupalı hakkımı bekliyoruz değil mi? Durum tam tersi bu. Bizim bakın Antalya Havalimanı'nı genişletme şeyi yapıyoruz şu anda. Yeterlik kalmadı. O büyük havaalanı yetmiyor. Yetmiyor değil mi? Bir de Gazipaşa Havaalanı'nı da yeniliyoruz. Onu evet da uzatıyoruz. Daha büyük uçakların inmesini de sağlıyoruz. Apron'unu efendim şeyleri yeni süremiz genişletiyoruz. Bitti. Dolayısıyla altılı masa bu başarılı bir evet Cumhur İttifakı karşısında dağılmaya mahkum. Ama yolları çok uzun yapıyorsunuz. Türk Hava Yolları'nda uçaktan inince yürümek bitmiyor. Sen şimdi çok bir reklama istedim yolla bize. Süre bitti. Evet sevgili izleyiciler. Artık karşı taraf medyada itirafta bulunmaya başladı herhalde. Ben o fikirde değilim. Ruşen Mengü'yü ve Şirin Payzı'nı tebrik ediyorum. Gerçeği söylemek İyi geldi bana gerçeği söylemeleri. Demek ki onların da bir sınırları var ve o aşılıyor diyorum. Bu belki bir iyi niyet. Az sonra buradayız. Reklama gidiyoruz. Sakın bir yere gitmeyin.